Merhaba arkadaşlar, yepyeni video hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıl önce Sivas Tren Garı'nda çektiğim video benim için şu an mutluluk verdi. Niye derseniz buralar o kadar değişmiş ki. İyi ki o videoyu çekmişim. İyi ki o Sivas Tren Garı'nın eski otantik havasını yakalamışım. Şimdi buralar arkadaşlar çok modernleşmiş. Bu videoda size Sivas dedim ya. Yine aynı kişi. Trenci Jack, trenci Merve. Şimdi bu videoda yüksek hızlı tren açıldı biliyorsunuz. 20 kaçında açılmıştı? Nisan ayında açıldı ve açıldıktan sonra Mayıs ayının sonuna kadar yüksek hızlı tren Sivas-Ankara arasında ücretsiz ilan edildi. Tabii bunun ilan edilmesiyle bilet bulunmuyor. Şu an bile ben bilet bulamadım, dolu. Tarih tabii ki 23 Mayıs. Ayrıca şöyle bir şey var. Sivas'tan Ankara'ya 2,5 saatte gidiliyor artık. Bu bir yani mucize ya, düşünebiliyor musunuz? Normalde 7-8-9 saatte gidilen Sivas-Ankara hızını, yolunu şu an 2,5 saatte gidiyorsunuz ve ben hayatımda Türkiye'de belki de dünyada trenleri çeken en fazla kişi olarak şu an bu trene hayatımda hiç binmedim, yüksek hızlı trene. Binemeyeceğim de galiba. Ne Konya'da binebildim ne Sivas'ta. Bir gün bineceğim ama hangi rotaya? Bir şey. Vallahi teyzenin biri biraz önce bir bilet almış, bineceğim diyordu. Bu arada artık treni gösterelim. Sonra da bu videonun akışı nereye gidecek bilmiyorum. Ama arşivimizde dursun, belki bir 5 yıl sonra buralar yine değişebilir. Bakın görüyorsunuz trenin ihtişamını şu an. Bu tren saat öğlen 1'de hareket edecek. Önü pis duruyor çünkü çok yüksek hızlı ya. O rüzgarın şiddetiyle burada birazdan bu treni yıkacaklar. Daha önceki videomda da görmüştünüz bunları. İznik Çini Vakfı'nın yaptığı her şehre özel, özgü şeyler, çizimler. Bunlar aynısı Adana'da da var arkadaşlar. Adana Garı yenilendikten sonra. Bakın yukarıdan kilim motifleri, çifte minare, Ulu Cami, Divri'deki her şeyi koymuşlar. Çok güzel. Burada iki tane daha var. Her bir eserin teması var. Daha doğrusu şu an burada 5 tane görüyorsunuz. Karşıda Sivas Kongresi zamanı alınan kararlardan sonra çekilen bir fotoğraf. Yine Çin sanatıyla işlenip buraya bırakılmış. Burada da yine Sivas'ın mimari eserleri ya da Sivas'ın genel şehir ambiyansını anlatan Çinileri görüyorsunuz. Burada da Kurtuluş Savaşı ya da Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesinde Sivas'ın önemini anlatan, kongrenin önemini anlatan bir Çin sanatını görmekteyiz. Bunları görmek için Sivas tren garına geldiğinizde alt geçide gireceksiniz arkadaşlar. Alt geçit kısmında bu. Şimdi biz buradan peron değiştireceğiz. Yürüyen merdivenlerle gayet şık yapılmış. Yürüyen merdivenlerle şimdi yukarıya çıkacağız. Peronu değiştireceğiz. Yüksek hızlı treni bir de bu açıdan göreceğiz. Evet, Sivas Tren Garı'nda bir de E68 elektrikli lokomotifi de görmüş olduk. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yağmur geliyor. Bakın burada da bir tane yataklı vagon dizisi var. Sivas Devlet Demiryolları açısından önemli bir nokta arkadaşlar. Bildiğiniz şu an tren garının hemen sağındaki sahada Türkiye'nin, ülkemizin en önemli fabrikalarından biri var. TÜLOMSAŞ, yeni adıyla TÜVASAŞ galiba, öyle bir şey birleştirildi. Burada vagonlar üretiliyor. Yani bir insanın en büyük hayallerinden birisi o fabrikaya girmek. Fabrika karşımda. İnsan en büyük hayalleri. Yerlere bak. Fabrika karşımda duruyor ama giremiyor. İzin gerekiyor. Bu böyle nereye kadar gidecek? Hı. Bilmiyorum. Bakın arkada da şimdi 24 binlik, 22 binlik depodan çıktı. Hemen arkamda koskoca yüksek hızlı tren bakın. Ama içine giremiyorsun, çekemiyorsun. Binemiyorsun, gezemiyorsun. Bu tren ne için yapıldı? Bu arada arkadaşlar,
bu videonun açıklamasına daha önceki çektiğim videoyu bırakacağım. Linkini eski halini merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bir öbür yamaca doğru gideceğiz. Karşımda depo var ama gitmeyi gözüm kesmiyor, çok uzak. Bir de tren garının tarafını görelim. Tren garının şu anki hali böyle arkadaşlar. Logomuzda ne parlamış. Yüksek hızlı trenin girişi burası. Burada bir de zaten kara trenimiz var biliyorsunuz. Birazdan bir de hareket edecek YHT'nin yolcular da yavaş yavaş perona doğru gidiyorlar. İki bilet. Şu an ne güzel video olacaktı. İki şey yapamadık. Trenle gidemedik. Trenin içini göremedik. O zaman ne yapıyoruz? Belemediye devam ki. Hadi gel bak. Hadi. Kız ne yapıyorsun? Dikkat et ha. Yavaş zıpla. Hop yavaş zıpla. Yavaş zıpla. Uy. Birazdan bizi yakalarlarsa görün. Arkadaşlar, TCD'de 4. bölgenin bahçesinde şunun, ya Merve ben bununla fotoğraf çektirmek istiyorum. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Çok güzel. Dur yanına gideceğiz arkadaşlar. Vallahi de geldim. Billahi de geldim. Hazır mısınız arkadaşlar? Allah için şunların tipine bir bakın. Ne kadar güzel. Çok güzel yapmışlar ya. Bahçesine şöyle bir şey yapmışlar. Kim ölmüş? Ya bu çok tatlı. Bakar mısınız? Şuna bir bakın Allah için. İçine de koymuşlar şey, vites. Gördün mü Merve? İçinde vites var. Şu an TCD'de 4. bölgenin bahçesindeyiz. Gizli bir şekilde girdik arkadaşlar. Burada böyle bir ray sistemi döşemişler. Jaimont marka bir vagonu yerleştirmişler. Sinyalizasyon yani ray değiştirme makası var. 58 yazıyor çünkü Sivas'tayız. İçine de adamları oturtmuşlar. Gelin buraya. Bak sinyal sistemi de var. Dayı. Ay kız burada kediler mediler kalmış. Kozalak toplayıp içine koymuşlar. Şuna bir bakar mısın vites sistemine? Görüyor musun? Bu adam aynı kime benziyor biliyor musun? Kime? Peruklu bir sanatçı var. Şey mi? Kahtalı mıçı mı? Kahtalı mıçının zayıfı. Şimdi öbür tarafa gideceğiz. Ben yapmadım. Bak bu. Hareket memurlarının kullandığı dur ve geç var ya, güya onu yapmışlar köpükle. Ama rengi yok. Burası açılmıyor. Şurada bak. Arkadaşlar eskiden trenlerin buna binerler böyle. Arkasında iki kişi böyle basardı. Böylelikle tren rayında kontrolü bununla sağlarlardı. Şimdi artık bunlar dekoratif olarak kullanılıyor. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Ayakkabıların gibi. Nazar değecek. Ayağımı kıldıracak. Fotoğraf çizlerime döndüğünde ne oldu? Kayıtta mısın? Kayıt. Ses deneme 1-2-3. Arkadaşlar bir videonun da böyle sonuna geldik. Yüksek hızlı trenin içine giremedik. Baya bir izinler gerekiyormuş. O yüzden en azından Sivas Tren Garı'nın şu anki halini görmüş oldunuz. Meydanın peyzajı muhteşem olmuş bu arada. Baya ferahlıyorsunuz burada otururken. Aynı şeyi Adana Tren Garı'nın önünde yaşayabilirsiniz. Kayseri Tren Garı'nın önü keşmekeş, rezalet vesaire. Belki de şu an yüksek hızlı trene giremememin bir sebebi o trenle ileride seyahat ederken videomu izleyebilecek olmanız. Tabi bu arada şu bilgiyi de geçiyorum. Yıllardır kapalı olan Sivas-Samsun hattı artık faaliyette. Biz, daha doğrusu ben bu seyahatimde
Bunu da yapmak için Sivas'a gelmiştim ama malum ki Sivas'tan Amasya ve Samsun'a giden treni, yani ismi de yok bu trenin bu arada, ana hat diye koymuşlar da bölgesel bence. Sivas'tan Samsun'a kadar giden bir trenimiz var tekrardan faal olan. Pazartesi Sivas'tan pazartesi, perşembe ve cumartesi gidiyor arkadaşlar. Sabah 8.40'da hareket ediyor. Samsun'dan da salı, perşembe, salı, cuma, pazar günü geliyor. Açıköğretim sınavlarına böyle çalışmazsın Vallahi arkadaşım. doğru dedin. Açıköğretim Vallahi. sınavlarını unutup derse girmeyen de benim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu ülkede yaşayan bir insan olarak, bir birey olarak, siyasal olarak hiçbir düşünce içine girmeden Sivas hızlı tren olsun, Konya hızlı tren olsun ve diğer hızlı trenler, Eskişehir vesaire, hızlı trenler modernleşmenin ve seyahatin hızının azalmasının ve Türkiye Devlet Demir Yolları'nın ne kadar ileriye gittiğini gösteriyor. Tabii eski özlemimiz gittikçe artıyor ama şunu söylüyorum, bundan TC'de değil trenle. Biz bu kadar ileriye giderken arkadaki baharlı trenlerimizi de turistik olarak Doğu Ekspresi'nin rotasında veya diğer KOP'un projesi kapsamında olsun, buharlı trenlerimizi de alıp bir yerlerde seyretmek yerine raylarda faal olarak görmek istiyoruz. 2023 yılı içerisinde tren olarak, yani tren rotaları olarak birçok yere gideceğim. Beni takip etmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Ayakkabılar çok güzel. 35 yaşında kendime milyarlar verip ayakkabı almışım. Çok mu? Yalnız arkadaşlar, çamura girince derde kalıyorum. Hemen gidiyorum, yıkıyorum. Böyle olmaz. Katiyen olmaz. Sizi tren garıyla baş başa bırakıyorum.